Bir sporcu çok seversiniz ve onun için saat kurarsınız. Tabii bu tip sporcuları izlemenin de rekor kırdı mı, kıracak evet. mı diye bir heyecanı oluyor. Novak Djokovic her yeri geziyor mesela. Yani herkes de şey değil. Herkes odasında da kalmıyor yani. O garip geliyor bana biraz. Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Olimpiyat günlüğünün yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Aras Yetiş, Ozan Can Sülüm'le birlikte olacağız bu programda. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Selamlar. Kurt moderatörü bu kez modere etme görevi bana düştü. Biraz hafif gerginim o yüzden. Beni rahatlat. lütfen. lütfen. Ee, abi bir gün daha geride kaldı Tokyo'da. Tabii birçok haber var. Ee, senin en yakından takip ettiğin yarış yarışma diyeyim, müsabaka diyeyim. Masa tenisiydi herhalde. Çok Aynen. acayip bir final oynandı. İstersen orayla başlayalım. Bayağı da taze taze zaten. Hı -hı. Öyle başlayabiliriz. Ya şey, ilk kez verilen bir madalya. Yani normalde zaten 2004'ten beri hatta stüdyoya geldiğimizde konuşmuştuk. 2004'ten beri ilk kez Çin'in almadığı bir altın madalya. Ya yani zaten bu dominasyonu anlatmanın çok da aslında mümkünatı yok. Hatta şöyle demek lazım yani eğer katılımcı listesine bakarsa e, spor severler orada işte Avustralya adına oynayan Çin doğumlu, işte Avusturya adına oynayan Çin doğumlu her yerde aslında Çinli oyuncu var. E, ve esas Çinli oyuncular, Çin milli takımına seçilen oyuncular da asla madalya vermeyen oyuncular. Ama yani Japonya inanılmaz bir e, karışık çiftler altına aldı. 2-0 geriye düştükleri bir maçta. Jun Mizutani çok özel bir sporcu. ya yani Çok uzun süredir hep böyle bronzlar, gümüşler alıyor. Yani kalitesi çok Öz, özel bir oyuncu fakat Çinlileri yenemiyordu bir türlü. Bu kez e, Ito'yla beraber Liu Shiwen, Xu Xin ikilisini yendiler ki 2-0 geriden gelip e, tarihi bir altın. Yani hem tabii ilk kez verildiği için tarihi bir altın hem Çin'i yendikleri için tarihi bir altın. Ben keşke diyorum hani stadyum dolu olsaydı. Ee, ama senin orada bir hafif de bir itirazın yani. var. Ya itiraz demeyeyim ama baskı daha yüksek olabilirdi muhtemelen. 2-0'da özellikle. Dolu ama. olsaydı. Yani 2-0'dan sonra biraz yüzler düşebilirdi. Sonuçta seyirciye bakıp onların yüzünün düştüğünü görmek de evet. sporcuyu demotive eden bir şey. Ediyordur muhtemelen evet, diyeyim evet. ya da. Bilmiyorum. ya yani belki de eğrisi doğrusuna denk geldi ve Çin'den bir madalya ...çalmayı başardı Japonlar. Çok ekstra bir branşta bunu yaptılar. Bunun bir benzeri de aslında atlamada oldu. Aynen, aynen. Tom Daley ve partneri... ...Matty Lee, altın madalya... ...10 metre senkronize kule atlamada... ...kazanmayı başardılar. Çin'in orada bir 8'de 8 hayali vardı. Bir önceki olimpiyatta da aslında... ...yine 8'de 8 hayali vardı. Orada Britanya 3 metre tramplende... ...Çin'i engellemişti. Tulum çıkarmalarını engellemişti. Burada da Tom Daley gibi bir figürün... Olimpiyat altını alması üzerinden aslında çok konuşuldu ama Çin'in yenilmesi hususunda da gayet önemli bir başarı. Ya kesinlikle öyle. ya Tom Daley tarafı hani hikaye olarak da çok güzel. Yani 27 yaşında bir sporcunun dördüncü olimpiyat aslında inanılmaz da bir şey bu. Hı -hı. E, fakat bununla beraber işte e, Çin'in branşı olan bir branşta Çinlilerden bir altın almak ki yeni bir partnerle baktığımızda Hı -hı. yani partner de yakın zamanda değişti. Yanlışım yoksa iki büyük şampiyonaya katıldılar beraber. Onunla beraber alabilmiş olması, Çin'i yenmiş olması ki... E, o puanı beklerken çünkü onlar atlıyor, sonrasında Çinliler e, atlıyor ve ikisi beraber puanı bekliyor iki çift. O anı e, yani bulursa izleyenler mutlaka şey yapsınlar e, Twitter'dan bulsunlar çok güzel bir an ve ikisinin de hem masa tenisinde hem de e, atlamada e, Çin'in aynı günde madalya vermesi altın vermesi çok acayip. Bir yerde daha verdiler bu arada yine kendi branşları olan bir bran e, kendi sporları olan bir spor yiyim halter. Ha. E, orada da Doğru. mesela çok enteresan bir performans olarak Filipinler e, tarihinin ilk altın madalyası geldi. Diaz, evet. hidilin Diaz. E, onu da yine günün hikayelerinden bir tanesi olarak belki bahsedebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani e, ilklerin de çok yaşandığı bir gün. Aynı zamanda işte Çin mesela günün kaybedeni olarak e, nitelendirebiliriz belki ama madalya tablosunu konuştuğumuzda da nerede olduklarını <laughs> görüyoruz. Fakat e, dominasyonların böyle yavaş yavaş dağılması. Yani neyle alakalı olabilir? Mesela Tokyo'nun çok acayip işte 5 seneye varan bir hazırlık süreciyle mi alakalı? Covid ile mi alakalı? Seyircisizlikle mi alakalı? Ha onunla mı alakalı? Ya daha da motive mi oluyordu Hı. mesela Çinli sporcular? Hakikaten acayip. Bugün ilkler biraz fazla şu ana kadar ki. E, diyelim ve dilersen havuza doğru geçelim. E, yüzmeye geçelim. Çünkü güzel haberler var. E, güzel haber demeyeyim daha doğrusu. Haberler var burada Hı. da. Katie de ki, geçildi. Ariane yani Titmus'a. E, 400 metre serbestte günün olaylarından bir tanesi olarak onu söyleyebiliriz ki Avustralyalı çok genç bir yüzücü. 20 yaşında Katie daha evvel dünya şampiyonasında geçmişti. Aynı branşta 200, 400, 800 ve 1500 yüzen bir Katie Ledecky ilk altını verdi. Sen nasıl bakıyorsun Ledecky'nin bu 4 farklı mesafeyi yüzmesine? Koşu bazlı olarak neye benzediğini değerlendirebilir misin? Abi koşu bazlı olarak bu kadar fazla yapılmaz zaten. İmkansız hani şey olur belki 100-200 bir de bayrak olur. Hani onların da hani günleri çok farklı olduğu için çok sıkıntı olmaz belki ama e, ya yani mesela bunu zaten dışarıda yapmak şu havada özellikle. Havayı da konuşuruz birazdan e, iklimi. Yani mümkün değil ama havuzda da yani olağanüstü bir yorgunluk getirecektir ki mesela e, bu tip hedeflerde şey olur. İşte altın madalya kazanılırsa ilkinde... E, devamı da mesela hani motivasyon anlamında da iyi gelir ve da tam tersi yorgunlukla beraber demotivasyon gelirse bu sefer daha da kötü şeyler olabilir ki e, sen de dediğin gibi işte e, dünya şampiyonasında geçmiş hatta e, bizim olimpiyat özel e, dergisinde de e, bir anlatım var yani nasıl geçebileceğine yani, dair Ertan direkt Mutlu'dan. olarak inanılmaz bir şey senaryoyu direkt olarak <laughs> vermiş ki o oldu. Çok acayip. Hani e, dergi sahibi olanlar da mutlaka baksınlar o röportaja. Direkt olarak yani yarışta ne olacağını söylemiş. Tabii çok zor bir şey olsa gerek Katie LeDecki olmak sırtında bir hedef tahtasıyla. Herkesin geçmek istediği sporcu olarak. E, çünkü çok erken yaşta domine etmeye başladı. Aslında mental olarak ne kadar güçlü olduğunu göstermeye e, ihtiyaç duymadı. Ama şimdi o noktalara geldi ve kalanı test olacak. E, bir noktadan bahsedebiliriz. Bugün 1500'de evet. eleme serisini yarıştı. Olimpiyat rekoru kırdı ama tabii şunu da söylemek lazım. Olimpiyatta ilk kez 800 metrenin üstü bir mesafe yarışıldı kadınlarda. 1500 metre çok güçlü olduğu bir branş Katie nin. Zaten uzun mesafelerde çok çok kuvvetli. Orada da eleme serisinde en yakın rakibine 6 saniyeye yakın bir fark atarak olimpiyat rekoru kırdı. En azından uzun mesafede işler yolunda gözüküyor. Kendi branşında sorun Hı -hı. yok en azından gibi görülebilir. Bir de mesela şeyi Adam Peaty'den bahsetmek lazım. Ee, yani çok ciddi bir, 96'dan sonra ilk kez e, yüzmenin en büyük yıldızının, hatta evet. belki olimpiyat tarihinin en büyük e, sporcusu olan Felsin olmadığı bir e, olimpiyat izliyoruz ve işte birçok yıldız çıkarmaya çalışıyor herkes. Adam Peaty'de erkekler tarafının yıldızlarından bir tanesi. 57'nin altına ineceği söyleyene de inmedi ama bunun bir önemi var mı? Altını aldıktan sonra herhalde yok. Çok fazla yoktur muhtemelen ama tabii bu tip sporcuları izlemenin de rekor kırdı mı, kıracak tabii. mı diye bir heyecanı oluyor. Yine büyük isim demişken Sara Sjöström'den bahsedelim. Evet. E, o geçildi Sara Sjöström ama tabii sakat geldi. Yani daha doğrusu bir sakatlık yaşadı, kolunu kırmış kış aylarında. E, o en büyük starlarından bir tanesi Avrupa'da yüzmenin Sara Sjöström kelebekte geçildi. E, Emma Emma da yarıştı. 100 metre kelebekte ancak Margaret McNeil kazandı altın madalyayı. Ee, Ki Kanada'ya giden bir altın madalya aynen. o da enteresan bir not. Kanada'nın da üst düzey yüzücüleri var. Evet. Onlar havuzdan bir şeyler çıkaracak gibiler. Tenise de bakalım. Şöyle bir ee, Novak Djokovic bugün korta çıktı. Dünya bir numarası zaten çok rahat gözüküyor. Yani Lennart Struff'la oynadı. Hiçbir zorlanmaya emaresi göstermedi ama zorlandığını söylüyor. Hava şartlarından kaynaklı. Hava şartları mesela yani tabii teniste Grand Slam'lerde de oluyor işte. E, Melbourne'de de çok fazla görüyoruz işte. İki sene, üç sene önceydi galiba. Hani bırakmak isteyen tenisçiler <laughs> falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O raddedeki bir sıcaktan bahsediyor sporcular ama ben Djokovic'i e o kadar rahatsız olurken görmedim yani de yani Avustralya'ya çıkacak Djokovic'in zaten arka bahçesi. Tabii. kortun mavisi, zaman zaman güneş, gölge, görüntüsü. Çok, çok benziyor. Ariake tenis merkezinde baya benziyor Melbourne'e. Ben Djokovic'in çok yabancısı olduğu bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de maçların biraz daha geç oynanması konusunda, daha geç saatte oynanması konusunda bir presi var oyuncuların. E, tabii kazalar da yaşanıyor. Dün Ash Barty turnuvaya veda etti teklerde. E, çiftlerde yoluna devam ediyor olsa da. Bugün Arina Sabalenka. Donna e yenildi. Yine yüksek seri başlarından bir tanesi, madalya adaylarından bir tanesiydi. Ama zaten olimpik tenisin hamurunda var bu. Sürpriz bayağı ee, var. Sürpriz çok fazla olabiliyor. Bütün sezon çok yoğun turnuva oynayan oyuncular. Yeteri kadar konsantre olamayabiliyorlar. İşte kimisi de o 4 senede bir oynanan turnuvayı çıkarmanın baskısını yaşıyor. O yüzden ben teniste, yani Djokovic ve Osaka elenmediği sürece evet, böyle hiçbir şeye inanılmaz sürpriz demem. Kendi fikrim o yönde. Hikaye bazında hakikaten işte şampiyonlara da bakıldığında böyle ya bu adam nasıl almış ya da bu kadın Hı -hı. nasıl şampiyonuna ulaşmış denen çok fazla da insan var aslında. İşte Nicolas Massu var. Evet. 2004 senesinde tek erkekleri kazanmayı başardı ki Federer'in mesela hani tekler altını yoksa bakması gereken iki olimpiyattan, üç olimpiyattan bir tanesi. Evet. 4, 8, 12 o olimpiyatlar. İşte Monica Puig var 2016 Son, Rio'da. O da yine çok özel bir altın madalyaydı. Böyle güzel öyküler çıkabiliyor. Olimpiyat oyunlarında. Ki teniste. o hikayelerden bir tanesi de hani benim gözücüyle baktığım Hı -hı. biraz Andy Murray. Çünkü kendisinde yani çok korkunç bir dönemden geçti evet. ve e, burada bir madalya alması kariyerinin sonunda çok güzel bir taçlandırma olur gibi geliyor ama tabii işi çok zor. Ya, en iyi olimpik tenisçi erkeklerde yani. Andy Murray gelmiş geçmiş iki tane tekler altını var çünkü 2012 Londra'da kimde Roger Federer'i yenmişti 2016 Rio'da tekrarladı bu başarıyı bu kez sert kortta çok özel bir başarısı var kendine ait. Yani Djokovic'in tekler altını yok, Federer'in tekler altını yok. İşte Nadal'ın var 2008 evet. Beijing'den bir tekler altını. E Andy Murray için yani çiftlerde bir altının gelmesi, teklerden çekildi ama çiftlerde bir altının gelmesi senin de dediğin gibi çok güzel olur. Evet. Onlar iyi bir galibiyetle girdiler. Fransız Bayağı çifti yendiler. Gider, evet. e, i̇yi bir maç oynadılar. Bakalım göreceğiz Joe Salisbury ile korta çıkıyor. Andy edeceğiz takip. Bir de Carlos Suarez Navarro'dan ben bahsetmek evet. istiyorum. E, o da maç kazandı ki... Kanser dönüşünde Carlos Suarez Navarro işte Fransa açık oynadı. İlk turda kaybetti. Wimbledon'da biraz daha kalabalık türbünler önünde oynadı ama yine kazanmayı başaramadı. Onun da olimpiyatta geri dönüp maç kazanıyor olması çok güzel. Carlos Suarez Navarro'yu görürseniz o maçı izleyin. Aynen. Hem özel bir oyuncu hem özel bir hikaye. Evet, ki kariyerinde son maçları evet. oynuyor artık. Onu da hatırlatmak lazım. Basketbolda da Oyunların en büyük yıldızlarından bir tanesi Luka Doncic 48 sayılık acayip bir performans gösterdi Arjantin'e karşı. Brezilyalı, efsane, Oscar Schmidt'den beri, onun 55 sayısından beri bir maçta atılmış en yüksek sayı miktarına ulaştığı Slovenya formasıyla. Ki e, ABD'nin yaşadığı yol kazasından sonra Luka Doncic'in bu kadar sağlam girmesi de çok acayip bir şey. E, yani, Uğur Ozan'la konuşuyorduk. Hı hı. E, söylediği şeylerden bir tanesi madalya adayı özellikle ABD'nin bu durumundan sonra. Dedi ki e, hani madalya falan bir kenara bırakıp performansından herhalde keyif almak daha da ön plana çıkıyor. Zaten sezon boyunca böyleydi. Yani onu da burada devam ettiriyor olmak hakikaten çok acayip. 14'te 14'müş Donç için oynadığı maçlarda Slovenya'nın karnesi çok özel bir yıldız. Hele de biraz böyle yıldız gücünün azaldığından bahsediyoruz yaptığımız sohbetlerde. İşte hem atletizm tarafında hem yüzmede işte teniste ne olursa olsun birçok sporda en büyük yıldızlardan bazıları gelmedi. Bazıları emekli oldu önceki olimpiyatlardan. E, Doncic en heyecan verici oyunculardan bir tanesi. Herhalde en heyecan verici beş figürden biridir bu olimpiyat oyunlarında. Ya olimpiyatta mesela şey muhabbeti vardır. İşte bir sporcuyu çok seversiniz ve onun için saat kurarsınız. Luka Doncic öyle isimlerden bir tanesi. Özellikle bu saatlerde oynanan yani Tokyo'da e, saat bizden çok farklı. E, ve onun için mesela gece kalkacak ya da onun için ayakta kalacak insanların çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Mesela ABD takımı yıllarca öyleydi. E, fakat hani yıldız olarak düşünecek olursak hakikaten 5 e, beş... E, kendi maçını izletecek, kendi müsabakasını izletecek sporculardan biri. Biraz da bizim sporcuların bugünkü performanslarına göz atabiliriz. Madalya umutlarından bir tanesi Nur Tatar'dı. Tekvando kadınlar 67 kiloda yarıştı. Nur Tatar çeyrek finale yükselmeyi başardı ama Amerika Birleşik Devletleri'nden Paige McPherson'a kaybetti. Bir madalya alma şansını yitirdi bu stiklette. E, altın vuruşla kaybetti ve yani şey hani... Başından beri oyunların işte dördüncülük, 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 işte bronz matına, maçına çıkıp kaybetme vesaire Hep böyle ucundan kıyısından dönülen madalyalar aslında Nur Tatar'ın e, oraya bile varması beklenmiyordu. Madalyanın direkt adaylarından bir tanesiydi. E, şu ana kadar hep evet belki madalya almamak hayal kırıklığı oldu ama performans olarak üst düzey performanslar <laughs> görmüştük. Bu kez bence performans olarak da biraz hayal kırıklığı oldu. Burada takılması e, Nur Tatar'ın. Yani... E, bir tane kenara yazılan, madalya listesine yazılan isimlerden bir tanesi çok erken veda etmiş. Evet, madalya umutlarından bir tanesiydi Nur Tatar. Judo'da erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu son 16'ya yükseldi ama orada Shoei Ono Olimpiyat şampiyonuyla karşı karşıya geldi. Talihsiz bir şey. Talihsizlik Japonların zaten domine ettiği branşlardan bir şu Judo şu ana kadar. Ya kendi evindeki bir sporda yani spor hakikaten evine döndü orada. Şey olarak dedi yani ülke olarak da <laughs> Nippon değil. Nippon Budokan. Aynen Nippon Budokan'a döndü. Orada zaten e, Kosova'ya ilk madalyayı kaybetmişlerdi. ilk finali kaybetmişlerdi. Orada bile zaten e, büyük şok olmuştu e, Japonya için. Yani orada öyle bir sporcuyla karşılaşmak istemezsiniz. Çok talihsiz bir e, yol olmuş. Ona diyecek çok fazla da bir şey yok. Yüzme'de Victoria Zeynep Güneş 200 metre bireysel karışıkta eleme serilerini geçmeyi başaramadı. 1500 metre serbestte de Deniz Ertan ve Merve Tuncel yine havuza girdiler. Ledekin'in olimpiyat rekoru kırdığı branşta onlar da eleme serilerini geçemediler. Oradansa belki şey hani yüzmede işte Adam Peaty'nin e, branşından bahsetmiştik. Orada Emre Sakçı'nın finale doğru gitmesini en azından hani bekliyorduk. E, bilmiyorum havuz, yani çok öyle inanılmaz takip eden ve inanılmaz e, uzmanlığım olan bir şey değil yüzme ama e, sanki biraz beklentinin altında kaldı. Evet ki yani orada Emre diğer sporcumuza Berkay Öğretir'e de Geçildi evet, mesela evet, derece evet. olarak. Yani ondan da bahsetmek Arka lazım. Arka arkaya sıralandı ama evet. Ama aynen daha yakın olma, olmakla birlikte Emre Sakçı'dan çok büyük bir e, beklenti vardı. Ama tabii kalan bölümde takip edeceğiz evet. sporcularımızın performanslarını. Sen az önce havadan bahsettin. Bir hava durumu sıkıntısı var. Bir tropikal fırtına Nepartak yaklaşıyor. Nepartak fırtınası geliyor diyorlar ki e, ya değişenler daha var. E, surf mesela tekrar e, dizayn edildi. Hatta şöyle demek lazım. Nepartak fırtınasının gelme ihtimali düşünüldüğü için kürek değiştirdi fikstürünü ve sporların da final günleri değişmeye başladı yavaş yavaş. Özellikle doğaya, doğa şartlarına mecbur sporlarda ki sörf onların başında geliyor zaten. Ve biliyorsun Tokyo'da tamamen doğanın insafına bırakılmış durumda evet. sörf. Yapay dalgalar yok, onun için özel bir müsabaka alanı hazırlanmamış. Dolayısıyla tamamen ne gelirse bahtımıza şeklinde yapılıyormuş sörf organizasyonları. Evet. O da çok enteresan. Aslında şey, ya sporcularla yönetim hani böyle bir şey yapsak mı diye bir muhabbete girmişler. Fakat şuna gidilmiş en sonunda karar olarak. Yani sörfte dalga yakalamak ve dalgayı değerlendirmek aynı zamanda yani bir sporcunun yeteneğini ve hani tekniğini gösterir, stratejisini gösterir. Böyle kalalım demiş. Ama mesela ben şeyi anlamadım. Yani çok surf izleyen bir insan değilim. İşte eskiden bir iki kere anlatmıştım var. belli bir süre limiti varken dalga gelmediğinde sporcunun yapabileceği bir şey kalmıyor. Ya tamamen denizin insafına kalmış oluyor. Çok garip. Sana yeni branşları da sormak istiyorum. Ee, i̇zledik. Mesela 3x3 basketbol izleme şansımız oldu bol bol yayınlanıyor. Kaykay ee, kay kay yine yeni branşlardan bir tanesi. Ve surf şu ana kadar izlediklerimiz. Nasıl buldun? olimpiyat ruhu içinde, olimpiyat müsabakası içinde bu sporları? Ya şey çok fazla var. İşte o bir oyun aslında spor değil bunun burada olmaması lazım. Hatta masa tenisi için bile mesela geldi bana bugün. Hani o ne bileyim herkesin yapabileceği bir şey spor değil falan. Böyle düşünceler çok olabilir. Ben şeyde değilim. Herhangi bir spor olimpiyata girebilir. Fakat olimpiyata dair yani sonuçta madalya 4 senede bir madalya verecek bir şey ve bunun ciddiyeti çok yüksek. Bunu başka bir şeyin insafına bırakmak sörf gibi mesela bana çok mantıklı gelmedi. Ama 3 3 basketbolda mesela şey keyfi var. Ee, sürekli bir aksiyon, işte e, ilgi çekici bir şey benim bayağı hoşuma gitti. Ha diyenler olabilir. Ya yani basketbol varken 3 3e ne gerek var diye düşünebilir. Ee, kaykay'da da mesela şey gidiyor insanlar daha çok. Ya 13 yaşında çocuk e, altın Hı? kazanmış. Çok saçma falan diye. Bugün oldu işte. Yani e, Momi'nin işi ya. 85 yılın en genç altın madalyalısı oldu olimpiyatta 13 yaşında Japon sporcu. Erkeklerde de bir Japon sporcu kazanmıştı bir gün önce. O da mesela ya enteresan öyle. çünkü yepyeni bir kuşak için yepyeni bir spor. Yani evet X Games, Dünya Şampiyonaları Kay büyük bir mazisi var, büyük efsaneleri var. Çocukluğumuzda video oyunlarını oynamışızdır muhtemelen Tony, Tony Hawk'ın. Ama... Şu yepyeni sulara girdiler kendileri adına ve evet. işte bu Z jenerasyonunu, Z kuşağını yakalamak isteyen sporlardan bir tanesi. Ki yani ben burada da mesela hani beğenmeyebilirsin işte atıyorum konuşurken akıcı değil demiştin çok değil Hı -hı. mi? Yani yani. Öyle gözükebilir çünkü e, ya, her spor sever her sporu sevecek diye bir şey de yok. Ama e, bunu işte 13 yaşındaki sporcunun altın madalya almasından ya da e, bu aslında spor değil oyuna çok daha benziyor demekten e, bir yere ayırmak lazım. Ben şu ana kadar keyif aldım. Ha bazıları hakikaten e, şey nasıl diyeyim? Yani sörf mesela bana çok garip geldi. Ya yani, spor anlamında değil. Fakat farklı bir yöntem kurulabilirmiş. Her şeyi ee, tamamen doğanın insafına bırakmak her ne kadar sporun doğasında olsa da sonuçta madalyayı o şekilde vermek garip geliyor. coğrafi olarak yani yapmak istedikleri yer sanki çok 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 uygun değil gibi evet, gözüküyor evet, en azından şey ilk var. bakışta. Göreceğiz oyunlar devam ettikçe. Ee, ve tabii pandemi şartlarında olimpiyatın bitmek bilmeyen sohbetlerinden bir tanesi de bu covid çıkan sporcular, covid çıkan e, köydeki diğer insanlar ve karantinaya girme durumları. Orada da 148'e yükselmiş sayı. 16 kişi daha üçü sporcu covid çıkmış. Bir garip olimpiyat. Ya ben en baştan beri şey düşünüyorum. Böyle finalde yarışmaya hak kazanmış bir sporcunun finalden önce covid çıkması ki erkekler yol Hı. yarışında oldu mesela ama hani onun bir seçmesi yoktu. Şimdi mesela şey çok daha önemli olacak. ...seçmesi yapılan ve yedek... ...hani repesaja kalan sporcunun... ...finalde yarışma ihtimali son ana kadar olacak. Öyle bekleyecek sporcular. Ya 148... ...ya bir de şeyi mesela... E, ...Novak Djokovic her yeri geziyor mesela. Yani... <laughs> ...herkes de şey değil... ...herkes odasında da kalmıyor yani. O garip geliyor bana biraz. İnanılmaz. Herkesle fotoğraf çektiriyor. Her selfie'de... ...kimin selfie'de maske falan olmuyor. Biraz... Ya şeyden durumu, korkmuyor olursun. mu Djokovic? Ben onu merak ediyorum. Ya başı... ...ya benim... ...şu tabloda... ...altın madalyam... ...hani... Yine bir elimde. Abi bir de yani Golden Slam yapabilir. Evet. İşte Figraf'ın 1988'de tarihte bir kez yaptığı şeyi yapma şansı var. Şurada altını alırsa Amerika açıkta Golden Slam'e gidecek. Öyle. Yani bunu hiç düşünmüyor mu diyeceğim. Düşünmüyor olmaması imkansız ama hiç inanmayarak bunu yani... <laughs> Covid asla olmam diyerek yapıyor olması lazım. Bak sana bir örnek vereyim burada. John Ram var. İspanyol golfçü. Bundan bir, bir buçuk ay önce Amerika açığı kazandı. Ondan evvel bir turnuvada şimdi ismini hatırlamıyorum turnuvanın Final turuna 6 vuruş farkla önde girerken covid olduğunu öğrendi. Final turunu oynayamadı. Ve 2 gün önce yine covid çıktı. Yani muhtemelen hatalı Hayır. pozitif olduğu söyleniyor ama oyunlardan mesela çıkmak zorunda kaldı i̇şte bu, bu yüzden. Yani Novak Djokovic ile ilgili şöyle bir haber gelse bir aşırı derecede hayal kırıklığı olur. iki hiç şaşırmam. Şu an o durumdayım yani. Çok öyle. öyle. Ve mesela golfte bir isim daha var Bryson DeChambeau o da Amerika Birleşik Devletlerinin iddialı sporcularındandı. E, o da yine Covid testi pozitif çıktığı için dışarıda kaldı. Beni en çok korkutan şeylerden bir tanesi de mesela kendi sporcularımızı büyük heyecanla evet. takip ediyoruz e, takım sporlarında. Bilhassa. Ee, böyle bir haberin gelmesi çok üzücü olur, çok korkutucu olur. Özellikle takım sporlarında. Takı ta yani çünkü bir kişi olduğunda genelde herkes beraber antrenman yaptığı için direkt en kötü ihtimalle hani soft karantina denen Aynen. şey olacak ki o da yani bir şeyin kaçması demek. Neyse çağırmayalım tabii. Evet, tabii. Bir de tabii madalya tablomuz var. Her gün artık geleneksel şekilde kontrol ediyoruz son güncellemeleri. Zaten ekrana da yansıyacak. Ee, şu anda göründüğü üzere Japonya toplam 8 altınla 8 altınla zirvede. 18 madalyayla toplam Çin'in en tepede olduğunu görüyoruz. Ee, az önce yani daha doğrusu yayının başında bahsettiğimiz o finali Çin kazansa şu an zirvede onlar vardı. Üçüncü sırada kaldılar. Ee, Japonya altı madalya farkıyla ABD'yi geçti ki, e, ya başlangıç için hakikaten zirvede kalmak. Ee, çok özel bir şey. Yani ev sahipleri zaten normalden bir tık daha fazla madalya alır normal şartlarda. Ama işte ABD'nin 98 madalya alacağı konuşuluyor. Çin zaten acayip bir ülke. Ee, birazdan bahsederiz Rusya Olimpik Komitesi vesaire derken Japonya'nın yukarıda kalması e, ev sahibi için de oyunlar için de güzel bir şey bence. Rusya Olimpiyat Komitesi de jimnastikte son olarak evet. bir altın aldı. Erkekler takım mücadelesinde o çok yakın zamanda bitti. Onlar da dördüncü sıraya çıktılar. Dördüncü altınla beraber. Yani işte Soçi'den beri çok garip bir hikaye var. İşte bir Rusya'da hiç antrenman yapmayan yurt dışında yaşayan sporcular Rus Olimpik Rus sporcular olarak alındılar. İşte bir türlü giremiyorlar kendi bayraklarıyla vesaire. Ya bu da garip bir takım ama yani ne kadar üst düzey olduklarını asla unutmamak lazım Rusya bayrağını görmediğimiz zaman. <laughs> Aynen öyle. Güney Kore bugün domine etti. Okçulukta yine erkeklerde bir takım madalyası kazandı. Ondan da bahsedebiliriz. Bir de e, şey söyleyebiliriz belki, bir başka ilk altın var. E, Blumenfeld, Norveç adına triatlonda ki inanılmaz zor şartlarda Çok erken başlamasına rağmen triatlonda altın madalyayı aldı. Onlar da ilk madalyalarını altınla beraber almış oldular. Norveç'in de e, tarihin ilk triatlon e, madalyası oldu. E, erkeklerde şartlar çok zor e, ve sürprize hakikaten çok gebe her şey hala. Outdoor sporlarda, dışarıda yani, yapılan sporlarda biraz şartlar da durumları belirleyebilir. Mesela 6'da başladı yani Hı -hı. E, mücadele 6'da başlamasına rağmen 8'de bitmesine rağmen hala akıl almaz bir sıcak vardı Sporcu da çok zorlandılar. Yarının programı e, yarın sporcularımız ne yapacaklar? E, o da yine ekrana yansıyacak. Zaten sosyal medya hesaplarından da aynı şekilde bu programı paylaşıyoruz. E, Tekvando'da Nafia Kuş sahneye çıkacak. Judo'da Vedat Albayrak. Okçuluk'ta Yasemin Ecem Anagöz. Bu kez bireysel Mücadelesini verecek. Son 64 turuyla açılacak. E, voleybolda İtalya-Türkiye maçı var. E, biz şu anda dünya klasmanında 4. sıradayız. İtalya çok büyük bir ekol olmasına rağmen e, biraz daha gerimizde 7. sırada. E, o önemli bir maç olacak. Çin galibiyetiyle oldukça güçlü açtık. Oldukça moralli açtık. Devam etmesini umalım bu moralin. Yüzmede Berkay Ömer öğretir. Yiğit Aslan sahneye çıkacaklar. Badminton'da Neslihan Yiğit. Yelken'de Ecem Güzel, boksta Buse Naz Sürmeneli ki 2019 Dünya Şampiyonu kendi sıkletinde şu anda dünyanın bir numarası. Buse Naz madalya umutlarından hatta altın madalya umutlarından bir tanesiydi. Gitmeden önce bu olimpiyat sayımız için bir röportajla ben yapma şansı bulmuştum kendisiyle. Ee, yine yüzmede Defne Taç Yıldız ve halterde Nuray Levent şeklinde yarın sporcularımızın müsabakaları özellikle işte bu sen az daha sen bahsettin hı hı. Ee, Yasemin Eceman'a göre son dönemde işte hem takımla beraber e, çiftlerde gelen performans gelmeyen madalya ama iyi performans hı hı. çok konuşuldu ee, ki yavaş yavaş bence bir okçuluk hani kültürü oluşmaya başladı onlar sayesinde ki teşekkür etmek lazım bir de dediğin gibi bence çok kritik bir nokta işte Çin karşısında alınan galibiyet şu anda bütün e, Eda Erdem'in e, attığı tweet Yanlışım yoksa 120 bin like almış ya yani inanılmaz <laughs> bir şey. Şu hype'tan sonra umarım e, hayal kırıklığına benzer bir şey olmaz çünkü genellikle bu olur yani çok büyük başlangıçlar sonrasında bir tık düşülebilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama şu var. Yani zaten bu söylenmişti bize bizzat yaptığımız röportajda yine son sayı için bolca reklam yapmış olduk. Nazay Demir söylemişti bunu. Biz maç maç gittiğimizde, hı hı. Yani tek tek oynadığımızda maçları ve böyle ilk başlangıçta madalyaya odaklanmadığımızda çok daha başarılı oluyoruz. Evet. Ee, burada da maç maç gitmek istiyoruz demişti. Ee, o anlamda e, o şekilde zihnen kendilerini e, maç maç hazır tutacaklarını ben düşünüyorum sporcularımızın. E, keyifle izleyeceğiz saati de güzel. Evet. Yani böyle sabah bayanlı. kalkıp kahvaltıyla beraber Aynen. veya kahvaltı sonrasında e, izlenebilecek güzel bir saatte çünkü Japonya olduğundan dolayı bazı müsabakalar mesela yüzme finalleri evet. e, zor saatlerde, atletizm zor saatlerde olacak. Aynen 3 civarı başlıyor gece 3 civarı başlayacak ilk seans sıkıntılı yani. Bayağı. Aynen öyle. E, bakalım diyelim ve dilersen Olimpiyat günlüğünde bugünün sonuna gelelim e, sevgili Ozan Can Sülüm'le birlikte dördüncü günde. Olimpiyat günlüğünde sizlerle birlikteydik değerli izleyenler. Sokrates'te yayınlarımız sürecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.